teyze. Seher, sen hala uyanık mısın? Uykum gelmedi. Sen ne yapıyorsun peki? Bir şey yapmıyorum. Gazete geldi. İçi reklam dolu. Onlara bakıyorum. Bir iş mi kuracaksın? Annem bir şey dedi. İtiraz edemedim. Biliyorsun ki benim bu işe hiç hevesim yok. Yarın bazı mülakatlar olacak. Düşünüyordum da ben de onlara hazırlanayım. Neyse, sen bir şey mi diyecektin? Evet, sana bir şey diyecektim ama belki sonra söylerim. Acelesi yok. Sen yarınki mülakatlarına hazırlan, tamam mı? İyi geceler. Notlar iyi. Okuldaki en iyi öğrenci siz miydiniz? Evet efendim. Yetkinliklerinize bakacak olursak üniversitede akademisyen olabilir misiniz? Efendim, okulumdan bir iş teklifi aldım. Ama bu dönemde ailevi bir sorunum vardı. Bu sebeple işe başlayamadım. Siz bilgisayara hakim misiniz? Sertifikanız burada. Bakıyorum evet, da. Evet efendim. Ama Bayan Tesip, yeterliliklerinize bakıyorum da size sunduğumuz iş tecrübe gerektiriyor ki bu sizde mevcut değil. Çok üzgünüm şu anda. Evet efendim. Öncesinde bir tecrübem mevcut değil. Ama eğer tercih ederseniz sizi stajyer olarak alabiliriz. Tabii sizin için sorun olmazsa. Bu işe hiç giresim yok ama girmeliyim. En azından annem memnun olur. Onun için yapacağım. Eğer uygun bulmazsanız sorun yok, ancak başvuracağınız her yer sizden tecrübe isteyecektir, burası kesin. Hayır efendim, sorun değil. Sanırım ben işi kabul edeceğim. Tamam, burada biraz çalışın. Tecrübe edinin, sonrasında size terfi yapacağız. Peki efendim. Kabul ve maaşınızla alakalı olarak asistanım size bilgi verecektir. O zaman şimdilik size teşekkür ederim. Alo. Alo teyze. Hadi bana güzel haberleri ver. Mülakat nasıl geçti bakalım? Çok iyi geçti Seher. İşi aldım. Evet. Biliyordum teyze. İyi bir şeyler olacağını biliyordum. Peki o zaman akşam görüşürüz. Tatlımı hazır et, olur mu? %100 eminim ki senin payına düşen tatlıyı işimden daha çok önemsiyorsun. Elbette öyle. Tamam, peki o zaman ben şimdi işteyim. Akşam görüşürüz, tamam mı? Hoşça kal canım. Tamam, hoşça kal.
Hey, Tehsip, geri dönmüşsün. Anlat bakalım, mülakat nasıldı? Öyle iyiydi ki işi aldım. Hepsi duaların sayesinde. Ne oldu anne? Mutlu olmadın mı? Bak, o kadar mutlu oldum ki gözyaşlarım düşüyor artık. Ama anne, bunlar pek mutluluk gözyaşlarına benzemiyor. Neden? Gözyaşlarımın üstünde hüzün ya da mutluluk diye mi yazıyor yani? İyi de benim bu işe o kadar ihtiyacım yoktu. Neden mutluluk gözyaşlarına boğuldun? En mutlusu benim güzel kızım. Çünkü benim iyi huylu evladım bunu benim için yaptı. Anne, öyle konuşma. Şimdi beni de ağlatacaksın. Hüzün ya da sevinç gözyaşları akacak. Peki kızım, sen burada otur, ben sana yiyecek bir şeyler getireyim, tamam mı? Alo anne. Evet, ben vardım. Araba sorun çıkardı mı? Yolda kalmadın değil mi kızım? Anne, sorun yok. Ben gayet iyiyim. Ofisteyim. Tamam canım, hoşça kal. Tamam, hoşça kal. Buyurun efendim. Bunu sen mi yaptın? Efendim, az önce tamamladım. Etkileyici. Tamam bak, şöyle yapalım diyorum. Azim Grup için bir tane daha yap. Ona bazı yasal eklemeler yapmamız gerekiyor. Dosyası burada, bir incele. Evet, buyurun. Bay Davar, lütfen bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Bay Davar, nasıl hiçbir telafisi olmaksızın bana danışmadan asistanımı yollarsınız siz? Hanımefendi, onu ben yollamadım. Kendisi istifa etti. İstifa mailini bu sabah yollamış. Ama bu bizim şirket politikamıza aykırı. Süresini tamamlamadan nasıl istifa edebilir? Bakın, çatımız altında çalışan tüm çalışanlar her şeyin bilincindedir. Eğer bildirmeden istifa ederlerse o ayki maaşlarını alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Hayır, kesinlikle bir sorun olmalı. Git ve muhasebeye bu ayki maaşını yatırmalarını söyle ve tüm diğer noktaları silin. Oldukça çalışkan biriydi. Ama ne yapalım, birini bulmalıyız. Ve çok acilen bir asistana ihtiyacım var benim. Hanımefendi, Bayan Tesipi'yi büro şefi olarak atadım. Bugün ofiste ilk günü. Eğer uygun görürseniz onu asistanınız olarak size atayabilirim. İster misiniz? Tamam. Eğer görevini layığıyla yerine getirebilecek biri ise bana göre sorun yok. Ama başka bir aday daha bulun. Peki efendim. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.